Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeliler. Hepiniz hoş geldiniz. Twente Fenerbahçe maç sonu detaylı analiziyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Fenerbahçe maçını tekrarını izledim ve sizler için görsel analizlerle Fenerbahçe'nin oyununu, neleri doğru yaptığını, neleri yanlış yaptığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi bu videoda bekliyorum. Sizler destek oldukça benim de video yapma şevkim artıyor. Videoları daha çok yapıyorum. Lütfen desteklerinizi bekliyorum bu videoda. Hızlı bir şekilde de sizi bekletmeden videoya geçmek istiyorum. 30 saniyenizi çoktan yedim bile. Şimdi öncelikle aslında ben Fenerbahçe'nin maç başlangıcının iyi olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle pres dolu halde bakacağım olaya. Yani Fenerbahçe iyi bir birebir pres yaptı bence maçın başında. Yani kaleciye çok fazla pres yoktu Fenerbahçe'nin. Biraz daha stoper odaklı bir pres vardı. Birebirlerde etkiliydi. Szymanski işte Enes'in yanına çıktı. Stoperleri aldırmamaya çalıştılar. Stoperleri kullandırmamaya çalıştılar. İlk 10 dakika falan gerçekten Fenerbahçe'nin iyi bir pres yaptığını söyleyebiliriz ön tarafta. Daha sonrası top pres kırıldığı zaman biraz daha derine gelip 4-5-1'e dönen bir Fenerbahçe vardı. Biraz daha dörtlü bloğun önüne Szymanski'yi de arkaya çekip orta sahayı 5'leyen, orta sahayı 3 kişi tutan bir Fenerbahçe vardı ki hani orta bloğa kendi bölgene çekildiğin zaman da o merkezi de kalabalıklaştırmak için aslında kabul edilebilecek bir şey ve ilk 10 dakikası aslında Fenerbahçe'nin iyi bir başlangıcı vardı ve ben de beğenmiştim aslında. Ama 10. dakikadan sonra Twente şunu yapmaya başladı. Sağ beklerini biraz daha ileri yollamaya başladılar. Sağ bekleri ileri çıktıktan sonra sağ orta saha oyuncuları 8 numaraları sağ beklerinin boşalttığı yeri doldurmaya başladı. O noktada Tadic'in biraz kafa karıştı. Yani kenar yönetiminin ve Tadic'in. Çünkü kenar yönetiminin ne diyorsa Tadic onu yapmak zorunda bir yerde. Şimdi o noktada Tadic ben orta saha oyuncusuna mı pres yapayım, bekimi mi takip edeyim diye çok ikilemde kaldı. Çok ortalarda kaldı. Twente'nin oralardan pasla çıktığını, oralardan presimizi çok rahat kırdığını net bir şekilde gördük ki zaten Fenerbahçe'de biraz daha oyunu Twente'nin oyun kurulunu sağ tarafına doğru yönlendiriyordu. Oradan oyun kursunu istiyordu Fenerbahçe. Bu noktada aslında 10. dakikadan sonra biraz presimizde bir aksama, biraz sıkıntı yaşamaya başladık ki daha sonrasında Fred'in bu dakikalarda biraz isyan etti. Yani maçın iki kısmında isyan etti Fred topsuz oyunda. Yani Fred delirdi. Çünkü pres doğru işlemiyor. Preste eşleşmeler olmuyor. Hani birebir eşleşmeler, alan kapatmalar çok kolay eksiltiyor rakip Fenerbahçe. Çok kolay çıkmaya başladılar. Çok kolay driblingle topla beraber çıkmaya başladılar. Pasla çıkmaya başladılar. Fred'i delirttiler. İki sekansta delirdi. Bu noktada aslında Fenerbahçe'nin pres setlerinin sezon başından beri sıkıntılı olduğunu Lugano, Lille, Adana Demir, Galatasaray hep konuştuk. Hep sıkıntılı olduğunu konuşuyoruz. Bu noktada Fenerbahçe'nin pres setlerindeki sıkıntıyı da bu maç üzerinde yine gördük bence 10. dakikadan sonra. Ve zaten Fenerbahçe'nin 7 gole bakarsanız 28. dakika 7 gole. Tadic'in prese geç çıktığını görüyorsunuz. Ya sağ bek oyuncusu orada topu kullanıyor. Tadic geç çıkıyor ve sağ bek çok kolay bir pas çıkartıyor. Sağ bekin çok kolay çıkarttığı pasta Sofyan Amrabat'ın rakip takibinde sıkıntı var. Rakibini takip etmekte geç kalıyor. Bir kere orada Tadic de çok yan yana arkasında unutmuş oyuncu. Üçüncü bir sorun Fred pozisyonu çok uzakta. Bekao'ya çok yakın, Mert Müller'e çok yakın, merkezden çok uzaklaşmış. Pozisyonunu tamamen kaybetmiş bir Fred görüntüsü var. Dördüncü konu Dzeko. Alanını boşaltıyor. Topla beraber dribling yapan, topla buluşan oyuncuyu kapatmaya çalışıyor. Ama onun alanında bir pas atılıyor. Beşinci konu Mert Müller. Bekao rakibiyle birebir oynarken ki burada golde tek hatası oyuncu Bekao. Rakibiyle birebir oynarken Mert Müller'ün daha fazla yaklaşması, daha fazla alanı daraltması. Bekao yakın oynaması, o topsuz koşanı kapatması lazım. Altıncı madde o topsuz koşuna Fred'in cevap vermemesi var. Şimdi burada çok net bir topsuz duruş hatası var. Bak unutmayın Fenerbahçe Galatasaray'dan yediği üçüncü golü de böyleydi. Bugün yine taştan gol yiyordu Fenerbahçe. Onu söyleyeyim Twente maçında. Yine taştan gol yiyordu. Delirttiler beni evde yani açık söylüyorum. Galatasaray maçında hani o Sara'dan gol yedin ya taçtan. Orada da reaksiyon veremedi Fenerbahçe savunması. İzlediler. Sara gitti gol attı. Hatırlayın o golü. Döndü bir ver kaç yaptılar. Fred izledi. Burada da Fred izledi. Çok ciddi bir aslında Fred'in performansında da düşüklük var. Birazdan bunu konuşacağım. Hani bu noktada Fenerbahçe'nin topsuz duruşu savunma hattındaki sıkıntılar ki mesela Fenerbahçe'nin savunma hattı çok kolay dağılıyor. Çok kolay o arka dörtlü de özellikle beklerin arkalarına çok fazla sarkıyorlar. Stoper ikilileri çok fazla alan kaybediyor. Ya bu takım geçen sene böyle bir takım değildi. Ya burada oyuncu bazlı baktığında mesela Çağlar da oynadığı zaman böyle oluyor. Bekao da Dzeko da oynadığı zaman böyle oluyor. Başka stoper görmedik zaten. Jadon da oynuyorsa böyle olur. Şimdi demek ki burada oyuncu bazlı bir sorun yok. Çünkü bu takım geçen sene çatır çatır oynuyordu bu Twente'ye karşı. Başka takımlara karşı da çatır çatır oynuyordu. Galatasaray'ı deplasmanda 10 kişi yeniyordu. Abi o zaman burada bu savunma niye dağılıyor hocam? Yani hocada bir problem var. Çünkü çok basit bir sebebi var aslında bunun. Takım boyunun bence çok uzaması, oyunun bence çok gitgelli olması, çok koşu olması. Yani bir o kalede bir bu kalede çok fazla geçişlerde alanlar buluyor rakipler. Mesela o sol açıkları bir tane Müslüman galiba ismini unuttum oyuncunun. Kusura bakmayın ismini koyarım. Mesela çocuk çok driplingle çok fazla üstümüze geldi. Bir tane pozisyon var. Soldan az daha gol yapıyordu mesela. Hani orada El Nesri'nin indiremediği bir top vardı. Gol yiyordu Fenerbahçe neredeyse. Hani orada
niye bu kadar çok Fenerbahçe'nin üzerine gelebiliyorlar? Ya çok ciddi bir teknik direktör hatası var burada. Pres ve topsuz duruşu Fenerbahçe'nin çok kötü. İnanılmaz kötü. Ya bunun bir kere altıncı sebebi ve burada Fenerbahçe bu işi çözemiyor abi. Ya çözülmüyor bu iş. Bu işi ben çözüldüğünü görmedim bu sezon başından beri. Ya hocanın burada çok ciddi bir hoca özel şapkayı koyacak abi. Ben hocanın şapkayı koyacağını düşünmüyorum. Ben hocanın yani hoca egosunu bir kenara bırakması lazım. Burası yani Fenerbahçe'nin bunu kaldırabilecek bir kapasitesi yok maalesef. Geçiyorum bu konuyu. Toplu oyun yok Fenerbahçe. Yani şimdi toplu oyun yok diye bir başlık olur mu abi? Ben buraya defterime A4 kağıdıma toplu oyun yok yazmışım ya. Toplu oyun yok. Konu başlığımın başlığı. Yok abi toplu oyun. Fenerbahçe sezon başında 3-1-5-1 diye bir saçmalık yapıyordu. Ya yapabilirsin bunu. Uygulayabiliyorsan yapabilirsin. Fenerbahçe uygulamıyor ki abi 3-1-5-1'i. Bu maçta da 3-1-5-1 diyor toplu oyunda. Ya ama mesela bakıyorsun Fenerbahçe'nin Rize ve Alanya maçlarında 8 gol attı Rize ve Alanya Spor'a. Çoğu geçiş hücumuydu. Skor aldıktan sonra hızlı çıkmalar üzerinden de geçişlerden de ama Rize ve Alanya maçında Fenerbahçe 3-2-4-1 oynuyordu. 3 stop Jadon Osterwold'u öne yollamıyordu. Arkada 3 stoper 2 orta saha yapıyordu. Önde 4'lü bir blok, önde de Jack oynuyordu. Yani 3-2-4-1 daha sağlam bir oyun kurulu, daha sağlam bir oyun. Fenerbahçe 3-1-5-1 oynadığı zaman şöyle bir problem yaşıyor. Arkada 3'lü var. Önde bir tane orta saha Fred var. Zaten Fred Fenerbahçe kariyerinin en kötü son 1-1,5 ayını falan geçiyor. 2 ayını geçiriyor belki de. Şimdi bu noktada mesela Amrabat'ın bir tane Mert Müller'a attığı çapraz pas var hatırlayın. Oyunun ilk yarısındaydı galiba. Mert Müller kötü kontrol etti. Pozisyon çıkmadı. Mesela hani şuna kalıyorsun 3-1-5-1'e döndüğün zaman. O rakibin bloğunu o beşliğe, senin beşliğine öndeki beşine uzun top geçirmek zorundasın. Ya, attığın golle uzun top ama hani bu doğru bir plan değil. Sen gol de atmış olsan bu şekilde bu doğru bir plan değil. Sen burada aslında ikilesen o arkayı. 3-2 yapsan, 3+2 yapsan birazdan hem rakibin arka tarafından bir oyuncuyu daha öne çekmiş olacaksın. Arkayı biraz daha boşaltmış olacaksın. Hem de oyun kurulunu daha fazla garantiye alacaksın. Daha fazla oyuncuyla oyun kurabileceksin. Ya sezon başından beri dilimize tüy bitti. Bu 3-1-5-1 olmuyor Fenerbahçe. Olmuyor. Beceremiyorsun hocam. Sayın hocam. Yapamıyor takım. Sen de oturtamamışsın bu sistemi. Kusura bakma. Oturtamamışsın. Becerememişsin. Toplu oyun çalışmamışsın. Sen Roma'da da toplu oyun çalışmıyordun. Hatırlıyorum ben izledim seni. Çok izledim Roma'da. Sen burada da toplu oyun çalışmıyordun. Orada da toplu oyun çalışıyordun. Yani bu şekilde toplu oyunu Fenerbahçe'nin bu seviyedeyken olmaz abi. Olmaz. Sen Rize maçını 3-2-4-1 oynattın. Alanya maçını 3-2-4-1 oynattın. 8 gol attın. Niye bozuyorsun? Jadon'u niye çizgiye yolluyorsun? Ya yani neden Livakovic'den Jadon'a, Livakovic'den Mert Müller'e uzun top atıyoruz? Gol yiyorduk. Mert Müller'e bir top attı. Ayağındaki topu kontrol edemedi. Gol yiyordu Fenerbahçe. Bir daha attı üstüne. Yine top kayboldu. Ya bu beklere topla çıkma. Herifler kalas. Ya heriflerin ayakları kazma abi. Herif. Ya Fenerbahçe'nin iki tane beki. Jadon Osterwold ve Mert Müller oyun kurucu bekler değil. Neden durmadan Livakovic? Durmadan Livakovic'in uzun toplarıyla biz bu adamları görüyoruz. Oynama abi. Sen Mert Müller'ü gönderiyordun. Tadiç içeri sokuyordun. Jadon'u üçlüyordun arkayı. Güzel bir oyun kurulumu çıkartıyordun oradan. Jadon, Çağlar, Cicu, Beka orada topu çıkartır bunlar. Fred, Mered, Amrabat zaten top tekniği yüksek oyuncular çıkartırlar. Bu adamları presi üzerine çekip niye arka kenarları top atıyorsun? Rakibi böl. Rakibi üstüne çek. Bölerek uzun at. Şimdi Jack Mourinho bunu yapıyor. Top Fenerbahçe'deyken topu Livakovic'e veriyor Fenerbahçe. Kasıtlı veriyorlar. Mesela Fenerbahçe'nin geri pas sayısına dikkat edin. Çok fazla. Çok fazla geri pas atıyor Fenerbahçe kalecisine. Kasıtlı yaptırıyor hoca. Livakovic'e topu ver. Rakip bassın, öne uzun at, orada bir 4'e 4 yakala. 5'e 5 yakala ya da 4'e 4 yakala. Ya El Nesri indiremiyor abi. Bu El Nesri ile bu iş olmuyor. El Nesri uzun oynamaman lazım. El Nesri'ye topu kenardan getireceksin ya da yerden önüne getireceksin. Yerden önüne ya da kenardan getiremiyorsan El Nesri'yi ilk 11'e oynatma, Cenk Tosun'u oynat. Çünkü rakibi bölüp uzun oynayacaksan Cenk Tosun o topları indirir. Çok basit bir denklem bu. Hani El Nesri'ye 20 milyon euro verdim diye oynatmak zorunda değilsin. O zaman oyun planını değiştir. Bence yanlış transfer yaptın hocam. Hiç beklediğin gibi çıkmadı oyuncu. Farkındayım. Ama senin oyun planın da hatalı. Çok hatalı. Toplu oyun planların çok eksik. Çok tek düze. Çok belli. Çok ilkel. Hani olmuyor. Dönmüyor. Bu dükkan dönmez bu şekilde. Hani tek bu planlarla bu iş olmaz. Bireysel oyuncu becerinle olmaz. Antalya maçını da bireysel oyuncu becerinde çözdün. Bu maçı da bireysel oyuncu becerinde bir puan aldın. Galatasaray'da zaten rezil oldun da. Bak köy takımıyla berabere kaldı o Galatasaray. Kasımpaşa'dan 3-0'dan 3-3 oldu. O Galatasaray'dan evinden 3 gol yedin, bir tane atabildin. Rezil bir top oynattın. Çok rezil oyun şablonları gösterdin. Olmaz. Bu dükkan bu şartlarda, bu ekonomi şartlarda dönmez. Hani dükkan diyorum, esnaf olduğum için diyorum. Anlayın ya.
Ya o tersi uzun paslar, Amrabat'ın attığı paslar seni kurtarmaz hocam, yanlış anlama yani. O yetmeyecek. O Amrabat bir gün o pas atamayacak ki, adamın golle çok büyük bir asisti var. Ben çok güzel asist. Ama olmaz abi. Olmuyor yani. O kurtarmaz seni bir zaman sonra. Dzeko'nun önemi. Ben burada çok anlattım. Dzeko burada bir parantez açtım. Mesela oyuna girdi Dzeko 63. dakikalarda. 61'de girdi. 63'te bir pozisyon var. Fred topu aldı. Kafayı kaldırdı. Santrafor'a baktı. Dzeko'yu görünce Dzeko'ya pas verdi. Dzeko bir bağlantı kurdu. Fenerbahçe pozisyon üretmeye çalışıyor. Üretemedi. Ama orada bir şey var abi. Adam top alınca bir santrafora bakıyor. İşte önde En-Nesyri'yi görünce En-Nesyri'ye veriyor. En-Nesyri topu taca atıyor. Dzeko'ya verince Dzeko bağlantı kuruyor. Pozisyon yapıyor. Ya senin zaten oyun planların oyuncuya çok bağlıyken, yani hocanın oyun planı çok yokken, toplu oyun planı yokken Fenerbahçe'nin, santrafor oyuncunun bağlantı kuruyor olabilmesi Dzeko gibi, Cenk Tosun gibi önemli. En-Nesyri o bağlantıları kuramıyor. O noktada Dzeko'nun varlığı her zaman Fenerbahçe için çok kritik bu sezon. Abi geçen seneye göre çok kötü oynuyor Fenerbahçe toplu oyunda. O yüzden bireysel yeteneklere, bireysel üreticide, bireysel bağlantılara çok mahkum. Dzeko, Szymański, Dzeko, Tadić bağlantıları. Dzeko, Maximen'le çok bağlantı kuramazsın da, o Dzeko'nun içinde olduğu bağlantıları çok mahkum. Mahkumsun yani. Bayağı mecbursun abi bunu. O yüzden Dzeko'nun önemine, sağlıklıysa mutlaka oynamalı. Sağlıklıysa mutlaka ilk 11'de olmalı. Çok da 60'tan sonra düşüyor bu sene. Öyle bir problemi var Dzeko'nun. 60. dakikadan sonra gerçekten düşüş yaşayabiliyor oyun içerisinde ilk 11 başladığı zaman. Ama kullanılması gerektiğini düşünüyorum daha fazla. Yani ben bu maç, hafta sonu maç yok. Oynatman lazım. Sen Twente'yi yenerdin bugün. Ben bir puanı kabul etmiyorum. Sen yenmen lazım bugün Twente'yi. Maalesef hoca yüzünden yine Fenerbahçe puan kaybetti bence. Ben öyle düşünüyorum. Hoca'nın hataları var. Biraz hocayı çok konuşup bireysel performanslara bakalım. Şimdi Mert Müller çok kötü oynuyordu. Çok kötü oynadı. Hele o yenilen golü atarsa, bir tane de pozisyon var. Dakikasını hatırlamıyorum. Görselini bulamam muhtemelen. Almamışımdır. Mücadeleyi devam etmesi lazım. Koşmaya devam etmesi lazım. Kendini yere attı. Kayarak müdahale yapmaya falan çalışıyor. Saçmaladı. Yani Mert Müller'ün ben çok zihnen de çok iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Szymański'nin çok ciddi sıkıntıları var. Hele bir tane sol kanattan bir kontra atak vardı. Geçiş vardı, onun görselini koyacağım. Ya merkeze bir top attı abi. Ya çok kötü bir pas. Yani bütün pozisyonu yedi ve takım 4-5 kişi önde bıraktı. Hani Szymański'nin hem bitiriciliğinde sıkıntı var zaten. Eyvallah, zaten bunu görüyoruz ama bu toplu oyununda da sıkıntılar yaşaması, pas tercihlerinde sıkıntılar yaşaması büyük sorun. Şu an Fenerbahçe'ye kattığı tek bir şey var. Çok çok iyi pres yapıyor. Çok iyi top kazanıyor. Bir de şunu da ekleyeyim, ben yani, hakkı demeyeyim. Oyunu da hızlandırabilen bir oyuncu. Yani oyunu akıtabilen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin ilk yarıda hatırlıyorsun iki tane pozisyonu var. Bir tanesi de Szymański var. Orada oyunu akıtıyor. Oyunu hızlı oynuyor. Hızlı düşünüyor. Zeki oyuncu olduğu için Fenerbahçe'ye bir noktada katkı verebiliyor ama hani totalde Szymański çok çok kötü durumda. Yani herhalde geçen sezon da eleştiriliyordu ikinci yarıda özellikle, ama bu kadar kötü durumda hiç izlememiştik işte Sebastian Szymański. Ben şu anda bilmiyorum ne diyeceğimi, bilmiyorum yani. Umarım toparlar, bence mental sorunları da var. İrfan Can Kahveci çok kötü durumda benim gördüğüm kadarıyla. Bence fizik olarak da geçen seneki fizik durumda değil, ama işte demek ki mental olarak takıma giremeyince biraz o fiziği de toparlayamadı. Ama hani İrfan Can'ın geçen sene biz yeteneklerini çok net gördük. Hocanın oyun planıyla çok alakası var İrfan Can'ın kötü oynamasının. Ben ona bağlıyorum yani. Hoca ile çok alakası var İrfan Can'ın kötü olması. Yani İrfan'a birebir de hiçbir şey demem ben bu sezon. Portekiz hocalarla olmuyor abi İrfan. Fred kötü, çok kötü. Ben o yenilen golle de takipsizim ben. Yani toplu oyunda da çok iyi değil bence. Allah'tan Amrabat oraları topluyor biraz. Amrabat çok formda. Çok iyi oyuncu çıktı. Fred'in formsuzluğunu da altı çizmek gerekiyor, ama bence bu kadar da formsuz oyuncu varken, hele yani geçen sene göre mesela kimin performansı arttı ki, hepsinin performansında düşüş var. Ben Jadon Osterwolde'de de bence düşüş var. Bu kadar düşüş yaşıyorken futbolcular, biraz hocaya bakmak lazım. Demek ki hocadaki sıkıntılara bakmak lazım bence. Bu kadar yani oyun, bireysel oyuncu performanslarını eleştirelim de bunlar olacak. Kapanış kısmına geldim. Yani ya çok uzun uzun konuşmak isterim Fenerbahçe'yi, ama çok konuşulacak bir oyun oynamıyor maalesef Fenerbahçe. Yani teknik taktik açıdan baktığım zaman çok, ben hani ne yapmaya çalıştığını az buçuk görüyorsun Fenerbahçe'nin, ama çok saçma şeyler görüyorsun sahada bence. Ya bu şey değil bence arkadaşlar. Şunun altını çizeyim, kapatayım. Hani Mourinho kötü oynar ama skor alır değil bu. Bu Mourinho şu. Mourinho yanlış oynar. Yanlış oyun çünkü bu. Kötü oyun değil. Kötü oyunla oynayabilirsin. Erol Bulut Fenerbahçe kötü oyun oynatıyordu, ama bence yanlış oyunları oynatmıyordu. Yani onun presleri o kadar aksamıyordu. Yani mesela Ersun Yanal'ın bir tane soyunma odası konuşması var ya, basacaksak hep beraber basalım. Olmadı geri gelelim. Hani ben Ersun Yanal'ı çok beğenen bir insan değilim, ama doğru söylüyor adam. Basacaksan hep beraber bas. Basmayacaksan geri gel bekle.
Mourinho da bir kısım basıyor, bir kısım bekliyor. Olmuyor abi, bazı şeyler yani doğru değil. Herkes biliyorsun. Ben siz burada yalandan da kandıramam. Siz de biliyorsunuz. Birçok şey, her şeyi benden daha iyi bilenleriniz de var. Çok şey biliyorsunuz zaten. Görüyorsunuz da hepiniz. Olmayanlar çok belli. Hoca da bunu tercih ediyor. Bakalım nerede bu lastik bir yerde patlar. Düzeltmezse hoca. Hoca düzeltmezse kendini, bu lastik bir yerde patlayacak. Umarım sezon sonuna kadar götürür. Ama bu lastik bence bir yerde patlayacak abi. Kusura bakmayın yani, ben Fenerbahçe'yi övemeyeceğim, beğenemeyeceğim. Umarım toparlar Fenerbahçe. Mourinho'nun da çok büyük hayal kırıklığına uğrattı beni. Ben çok daha başka şeyler bekliyordum. Umarım o da kendini toparlar. Söyleyeceklerim bunlar. 15 dakika uzun bir video oldu. Umarım buraya kadar izlemiştirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Emeklerinizin karşılığı için. Zaten buraya kadar izlediyseniz abone olun abi. Demek ki videoyu beğenmişsiniz demektir. Hoşça kalın.